Sevgili gençler, merhabalar. Ben İbrahim Kılıç. Bir Türkçe dersiyle yine birlikteyiz. Bugün anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları üzerinde duracağız. Ancak bu konuyu iki video halinde çekeceğiz. Önce anlatım biçimleri diyebildiğimiz açıklama, betimleme, tartışma ve öyküleme üzerinde duracağız. Diğer dersimizde ise düşünceyi geliştirme yollarından bahsedeceğiz. Sevgili gençler, başlıyoruz. Bugün anlatım biçimleri içerisinde açıklama ve tartışmayı karıştırıyorsunuz betimleme ile de öykülemeyi karıştırıyorsunuz. Onun için bunları iki yan yana alaraktan kıyaslamaya çalışacağız. Açıklamada amaç nedir? Amaç herhangi bir konuda bilgi vermek ve öğretici olmaktır. Bu nedenle de bilgi veren ya da öğretici olan metinleri gördüğümüz zaman açıklayıcı anlatıma gitmemiz lazım. Ama yok. Bir konuda karşıdaki kişinin görüşlerini değiştirme varsa, kendi görüşlerini ona empoze etme varsa ya da okuyucunun düşüncelerini çürütüp kendi savunduğu tezi ya da düşünceyi okucuya kabul ettirme varsa o zaman tartışmacı anlatım biçimine gideceğiz. Bakın tartışmacı anlatım biçimlerinde biliyorsunuz yazar kendi görüşlerini ortaya koyduğu için bu anlatımın biz öznel olduğunu görüyoruz. Açıklayıcı anlatıma gittiğimiz zaman ise sadece bilgi vermek yoluna gittiği için bu anlatım biçiminin nesnel olduğunu görmekteyiz. Yani tartışmacı ne kadar öznelse açıklamacı o kadar nedir? Nesnel olacaktır. Burası önemli bir de açıklayıcı anlatımda zaten bilgi vermek ve öğretici olmak amaç taşıdığı için genellikle süslü anlatım diye bildiğimiz anlatımda ne yapılmaz? Yer verilmez. Peki gelelim tartışmacı anlatıma. Eğer biz birisinin görüşünü değiştireceksek, kendi düşüncemizi kanıtlama amacı güdeceksek, aynı zamanda okuyucuların görüşlerini çürütme amacı güdüyorsak bu tartışmacı anlatım biçimi olacaktır. Peki yazar bunu yaparken nasıl yapar? Genellikle sorular sorar ünlem cümleleri kullanır. Eğer bir paragrafta ünlem işareti, hele ile soru işaretleri varsa aklımıza gelmesi gereken ilk nazım biçimi, şey anlatım biçimi tartışmacı anlatım biçimi olsun. Soru işareti ve ünlem işareti varsa ilk aklıma gelmesi gereken anlatım biçimi neymiş? Tartışmacı anlatım biçimiymiş. Bugün biz tartışmacı anlatım biçiminde bana göre kanımca oysa halbuki bence gibi anahtar sözcükleri de kullandığını görmekteyiz. Zaten bu kelimeler yazarın kendi görüşlerini dile getirirken kullanmış olduğu giriş kelimeleri değil mi? Evet. O zaman tartışmacı anlatımda ne yapması lazım? Kendi görüşlerini ortaya koyması lazım. Eğer bir paragrafta beğenmeme varsa, eleştirme varsa, kendi görüşlerini ortaya koyma varsa, hatta soru işareti varsa tartışmacı anlatım içinde gideceksiniz. Şimdi şurada bir not daha yazmışız. Bugün hem açıklayıcı anlatımda hem de tartışmacı anlatımda ortak kullandığımız bazı düşünceyi geliştirme yolları var. Mesela tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarını biz genellikle açıklayıcı anlatımda görüyoruz ama yer yer bunları tartışmacı anlatımda da görebiliriz. Birisi bilgi veriyormuş, bir tanesi fikir değiştirtiyormuş. Hangisi tartışmacı anlatım? Örneğimiz şöyle olsaydı Ahmet Haşim Seyretif'in e, fecaat döneminin en önemli şair olaraktan dikkat çekmektedir. Şiirlerinde anlam kapanlığına yer veren şair, gün batımı, sararmış yapraklar, kızıl vakitler, havuz ve göl gibi kavramları sık sık işlemiştir. Bugüne kadar yayınlanmış iki şiir kitabı olan şairimizin şiir dışında nesil alanında da eserleri bulunmaktadır. Bakın ne yaptım? Sadece bilgi vermiş olduğum için hangi anlatım içimine gittim? açıklayıcı anlatım biçimine gittim. Varan 2. Herkes eleştirinin nesnel olması gerektiğini düşünüyor. Eleştiri sadece nesnel midir? Eleştiri nesnel de olabilir, öznel de olabilir. Yeter ki eleştirmen eleştirilerinde objektif davransın. Bakın ikinci örnekte tartışmacı anlatım biçiminden faydalandım. Niye? Soru işareti kullandım. Soru sordum. O sorduğum sorulara da kimseden cevap beklemeden Kendim cevap vermiş oldum. İşte tartışmacı anlatım biçimlerinin amacı da zaten budur. Karşıdakinin görüşlerini çürütüp yeni fikirler oluşturmaktır. Sevgili gençler, karıştırdığınız başlıklardan birisi de öyküleme ile betimlemeydi. Bugün öyküleme aslında kişi yer, zaman ve olay gibi öğelerden faydalanaraktan yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan bir kısa olayı anlatan ürünlere biz öyküleme diyoruz. Bu nedenle de okurun olay içerisinde yaşatılması söz konusudur. Öykülemede mutlaka bir olay olmak zorunda. Olaya ihtiyacımız var. Olayın olduğu yerde de aynı zamanda neye ihtiyacımız var? Hareketlilik diye bildiğimiz bir kullanıma ihtiyacımız var. Halbuki betimlemeye geldiğimiz zaman olay gibi, kişi gibi, yer gibi, zaman gibi, hareketlilik gibi öğelerin olmadığını görmekteyiz. O zaman olay varsa öyküleme, olay yoksa betimleme diyeceğiz. Bunun dışında öykülemede olay uygusunun dışında kişi, yer ve zaman ögülerinden faydalandığını görmekteyiz. Genellikle dili geçmiş zaman tipinin kullanıldığı hükülemelerde olaylar giriş gelişme sonuç diye bildiğimiz oluş sırasına göre ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Eğer bir paragrafta kahramanlar karşılıklı olaraktan konuşuyorlarsa bilin ki o anlatım öyküleyici anlatım biçimi olacaktır. Kahraman genellikle insandır ama insan dışındaki varlıklar yani hayvanlar da konuşturuluyorsa bilin ki orada öyküleyici anlatım vardır. Burayı toparlarsak gördüğünüz gibi olay, hareketlilik, kişi, yer, zaman gibi kavramlar bizi hep öyküleyici anlatım biçimine götürecek. Geldik betimlemeye. Betimlemede madem olay ve hareketlilik yoksa ne olması lazım? Gözlem olması lazım. Sevgili gençler, beş duy organımız diye bildiğimiz koklama, tatma, işitme gibi duy organlarına ait olan ayrıntıları biz betimleyici anlatımda görmekteyiz. Bir insanın betimleme yapabilmesi için mutlaka göze ve gözleme ihtiyacı vardır. Haliyle de göz renkler ve biçim ayrıntıları bizi betimlemeye götürecektir. Eğer bir paragrafta renkler diye bildiğimiz kırmızı, yeşil, sarı, siyah gibi renkler varsa direkt betimlemeye gideceğiz. Bir de tasvir diye adlandırdığımız betimlemenin ayrıcı özelliklerinden bir tanesi de sıfatlara yani nitelici sözcüklere yer verilmiş olmasıdır. Burayıyla burayı kıyasladığımız zaman şu farkları da söyleyelim mi? Öyküleme ne kadar somutsa betimleme o kadar soyut olacaktır. Öyküleme ne kadar gerçekçi bir anlatım ise betimleme o kadar mecazi bir anlatım olacaktır. O zaman mecazlığın ve soyutun en fazla olduğu anlatım biçimi betimleme olacaktır. Peki madem ki mecazi anlatım varsa, benzetme gibi, kişileştirme ve hatta mübalağa gibi sanatları nerede göreceğiz? Betimleme'nin içerisinde göreceğiz. Hocam, betimleme için öznel dedik. Evet, öyküleme için ise nesnel dedik. Hatta öykülemede biz olay, kişi, yer ve zaman hareketlik olduğunu söyledik. Eğer betimlemede olay, kişi, yer ve zaman yoksa ne vardır? Doğayı tasvir etme varsa betimlemeye gideceksiniz. Bir yağmurun yağması, bir rüzgarın esmesi, bir ağacın yaprak dökmesinden bahsediyorsa o bir betimlemedir. Yine günlük hayatta karşımıza çıkan bir sokak tasviri, cadde, cadde tasviri, keza mekan tasvirlerimizi betimleyici anlatıma götürmesi lazım. Eğer adam ağaçtan, yoldan, e, caddeden, sokaktan bahsediyorsa bilin ki o bir betimleyici anlatım olacaktır. Yine insanın biçim özellikleri diyebildiğimiz özellikleriyle, iş dünyası diyebildiğimiz ruhsal özelliklerinden bahsediyorsa bu da sizi betimlemeye götürsün. Ama siz kişiyi hareket halinde veriyorsanız o zaman öyküleyici anlatımdır diyeceksiniz. Bugün öyküleme ile betimleme arasındaki farklardan birisi de son madde. Nedir o? Devrik cümleleri ile eksiltili cümleleri en çok kullandığımız anlatım biçimi betimlemedir. Hocam eksiltili cümle ne demek? Yani yüklemi olmayan cümle demek. Devrik cümle ise yüklemi sonda olmayan cümlelere diyoruz. Hareketin olduğu yer, olayın olduğu kişinin yeri ve zamanın olduğu yer öykülemeydi. Tasvirin olduğu, gözlemin olduğu, rengin, sıfatların, mecazi ve soyut anlatımların olduğu yer ise betimleme olmuş. Örnek 1 ile başlıyoruz. Birinci örnekte diyor ki, Babam eve gelmeden annem o tahtadan sofrayı kurmazdı. Ne zaman ki kapı çalınır, annem heyecanla kapıyı açardı. Ve babam içeri girdikten sonra ellerini yıkayıp sofranın en baş ucuna otururdu. Hemen karşısına ben otururdum heyecanla. Küçük kardeşim babamdan önce ne zaman yemeğe elini uzatacak olsa babam kaşığın yanıyla kafasına indirir ve böylece başından kanlar akardı. Annemin ağzında binbir türlü beddua. O akşam zehir zemberek sofradan ayrılırdık diyor. Bakın burada biz kahramanları hareket halinde verdik. Akşam dedik, ev dedik, baba, anne, ben işte bunları hareket halinde verdiğimiz zaman ne oluyor? Öyküleme olmuş oluyor. Şöyle olsaydı örneğimiz. Bizim köyün yolları patikadandır. Köye doğru ulaştığınızda önce karşınıza yemyeşil bir doğa çıkar. Ormana doğru adım attığınızda ise, ormana doğru adım attığınızda ise önce bir üşüme hissedersiniz. Arkasından ruhunuza dinginlik veren bir kuş çıvıltısı gelmeye başlar. Derken çalılıkların arasından yılanlar geçer. Bakın ne anlatıyorum burada? Doğayı anlatıyorum. Rengi anlatıyorum dolayısıyla da sesten ve görsel öğelerden bahsettiğim için bu ne olacaktır? Betimleyici anlatım biçimi olacaktır. Bir yerde hareket var, bir yerde hareket yoksa hareketin ve olayın olmadığı yer. Tabiatın olmuş olduğu yer neresiymiş? Betimleyici anlatım biçimi olacakmış. Sevgili gençler, böylece anlatım biçimlerini tamamlamış olduk. Açıklama, tartışma, betimleme öyküleme üzerinde durduk. Diğer dersimizde ise düşünceyi geliştirme yollarından tek tek bahsedeceğiz. İşte o dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a ısmarladık.